Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, es-salatu vesselamu aleyke ya Hatemennebiyyin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 6. yılında sahabe-i kiram efendilerimize bir rüya görmüştü ve rüyasını anlatmıştı. Hazreti Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nde Bismillah. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ buyuruyor. Andolsun Allah Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme göstermiş olduğu rüya gerçek ve hakikat rüyadır. O rüya nasıl bir rüyaydı? لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِن۪ينَ مُحَلِّق۪ينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّر۪ينَ لَا تَخَافُونَ Elbette, kesinlikle Mescid-i Haram'a girecekler, Mescid-i Haram'ı tavaf edecekler, ibadet edecekler ve ibadetin neticesinde, tavafın neticesinde, ümrenin neticesinde saçlarını kısaltacaklar veyahut da tıraş edecekler. Bu ayeti kerimeyi Mevlamız indirmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında Mescid-i Haram'a girdiğini, Mescid-i Haram'ı tavaf ettiğini ve sahabe-i kiram efendilerimizle orada lebbeyk Allahümme lebbeyk nidalarını haykırdığını rüyalarında görmüştü. Sahabe efendilerimize bu rüyayı anlatmış. Bunun neticesinde Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye ümre için, ümre yolculuğunda yanlarına alınacak malzemeler neyse bunların alınması gerektiğini ve yol silahı sadece yolcu silahı olarak kılıçları ile beraber 1400 kişilik sahabe-i kiram efendilerimizle Medine'den Mekke'ye doğru ümre için yola çıkmıştı. Araplar arasında öteden beri mevcut olan 4 tane haram ay dediğimiz Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir de Recep ayında 4 tane ay minha arba'atun hurum. Haram aylar deniliyor. Bu aylarda savaş yok. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Zilkade ayında, yani hac ayından bir ay önceki ayda ümre için yolculuğa çıkmışlardı. Dolayısıyla yolda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşacaklarını düşünmüyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram efendilerimiz yanlarına 70 tane deve kadar kurban almışlar. Onlarla beraber 1400 kişi Hudeybiye denilen bölgeye kadar yaklaşmışlardı. Ümreye giden, hacca giden kardeşlerimiz hatırlarına gelebilir. Hudeybiye, Medine-i Münevvere yolu üzerinde bir yer. Medine-i Münevvere'ye biraz daha uzak, Mekke-i Mükerreme'ye yakın. Bu bölge Mekke'yi çıkar çıkmaz hemen Hudeybiye ile karşılaşabiliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi oraya yaklaştıklarında Halid bin Velid ve İkrime bin Ebu Cehil hemen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram efendilerimizin önlerini süvari birlikleriyle beraber kesmiş oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşısındaki bulunan önlerini kesen kişilere her ne kadar biz savaş için veyahut da savaşmak için buraya gelmedik, ibadet maksadıyla, Beyt-i Şerif'i ziyaret maksadıyla, tavaf maksadıyla, ümre maksadıyla geldik dese bile bu kabul görmemişti. O zaman Huza kabilesinden bir zatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'ye gönderdi ve ara buluculuk yapsın diye, bizim geliş gayemizin sadece ibadet, sadece Kabe-i Muazzama'yı tavaf olduğunu anlatsın ve aktarsın diye onu elçi olarak göndermişti. Yalnız Kabe-i Muazzama'ya gelen, etrafındaki müşriklere durumu izah eden bu Huza kabilesine mensup zat, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bulunan insanların
ne kadar iyi, ne kadar dürüst, ne kadar güzel insan olduğunu bahsetmiş ve bunun neticesinde Mekke-i Mükerreme'nin ileri gelenleri tarafından kabul görmemişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi içlerinden birisini gönderdiler. Kendi içlerinden gelen kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sizin Mekke-i Mükerreme'ye girişiniz yasaktır, giremezsiniz dediyse de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'nin ileri gelenlerine söyleyiniz, bizim asla savaş gibi bir gayemiz yoktur. Sadece kısa zaman dilimi içerisinde ümre vazifemizi yapacağız, kurbanlarımızı keseceğiz ve akabinde tıraş olup kendi memleketimize, kendi yerimize, yurdumuza dönmüş olacağız dediler. Ve bunun akabinde Urve denilen Mekke-i Mükerreme ileri gelenleri tarafından gönderilen kişi tekrardan geri Mekke-i Mükerreme'deki ulularının yanına dönmüş oldu. Ve onlara şöyle bahsetti. Dedi ki Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında öyle kişiler var ki sözünden, ağzından çıkacak sözü kendilerine emir telakki ediyorlar. Allah Resulü'nün etrafında pervane gibi dönen, dolaşan nice insanlar gördüm diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki bulunan sahabi efendilerimizi bir nevi övmüş oluyorlardı. Ve Mekke-i Mükerreme'nin ileri gelenleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'den gelen o sahabilerle beraber Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmesini çok görmüş ve kabul etmemişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine bir elçi göndermek istedi. Bu elçi Hazreti Ömer Efendimiz'e talep edildi. Hazreti Ömer Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah beni himaye edecek kimse Mekke-i Mükerreme'de kalmamıştır dedi. Hazreti Osman Efendimiz'in akrabaları genişti ve Hazreti Osman Efendimiz'i de Mekke-i Mükerreme'deki insanlar çok severlerdi zamanında. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman Efendimiz'i Mekke-i Mükerreme'ye elçi olarak gönderdiler. Hazreti Osman Efendimiz Mekke-i Mükerreme'ye geldiğinde onlara dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve onunla beraber gelen sahabilerin tek bir gayesi ve niyeti vardır. O da Allah Resulü Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek ister, ümre yapmak ister dedi. Ama Mekke'nin ileri gelenleri dediler ki ya Osman sen tavaf edebilirsin, istediğin kadar kalabilirsin, istediğin yeri, istediğin kişiyi ziyaret edebilirsin. Ama ancak biz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber gelen arkadaşlarına müsaade etmeyiz dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş olduğu bu elçi Hazreti Osman Efendimiz şöyle cevap verdi. Dedi ki Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkasında etmediğim tavaf, onsuz yapılan ve arkadaşlarımla beraber yapılmayan tavafı ben asla istemiyorum dedi. Ve Hazreti Osman Efendimiz'i 2 gün, 3 gün misafir bıraktılar. Bu haber Müslümanların olduğu Hudeybiye'ye yansıtılınca Hazreti Osman Efendimiz'i öldürdüler. Hazreti Osman Efendimiz'i hapsettiler diye ileri geri konuşan ve haber getirenlerle beraber Hazreti Osman Efendimiz'in şehit olduğunu beyan eden cümlelere varıncaya kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun akabinde sahabe efendilerimizi topladı. Bir Beyt-i Rıdvan denilen yani biat ettiği bir ağacın altı. Biz buna Rıdvan biatı diyoruz. Bu ağacın altında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelen kişilerle biat ediyor. Biatta buna biz büyük biat diyoruz. Bu biatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman Efendimizin kanını yerde bırakmayacaklarına ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş olduğu bir elçiye yapılan bu muamele kendilerine böyle haber ulaştığı için bu muamelenin cevapsız kalmayacağına biat etmiş oluyorlardı. Ve sahabe efendilerimiz 1400 kişi hepsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme biat etmişler. Sadece
korkak bir münafık devesinin arkasına saklanarak biat'e katılmamıştı. Hazreti Osman Efendimizin biat'ına gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir eliyle diğer elini tutuyor, Hazreti Osman Efendimizin eli olarak biat etmiş oluyordu. Ve böylece bu haber Mekke-i Mükerreme'ye gidince Mekke-i Mükerreme'nin ileri gelenleri bu işin ciddi olduğunu, kendilerinin hazırlıksız olduğunu anlayınca ve bu işi de görünce bir tane haberci ve mümessil kendileriyle onlar arasında anlaşma yapsın diye Süheyl isminde birisini antlaşma yapmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına göndermiş oluyorlardı. Tarih boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram efendilerimiz Mekke'den Medine'ye sürülüp Hudeybiye gününe kadar hep Bedir ile, Uhud ile, Hendek ile ve aralarda husumet ile düşmanca tavırlarla karşılaşmıştı. İslam ordusu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa bir antlaşma için bir araya geleceklerdi. Bu başlı başına bir tanıma vesilesi, başlı başına bir Müslümanları kabullenme vesilesiydi. Bu tarafta en büyük kazanç Müslümanların, müminlerin ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kazanımı idi. Hazreti Allah Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu bu Beytur Rıdvan dediğimiz Rıdvan ağacının altında biat meselesinde Kur'an-ı Kerim'de yine Fetih Suresi'nde şu şekilde buyururlar. Bismillah. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Andolsun Allah Celle Celaluhu müminlerden razı oldu. Hangi müminler? Ağacın altında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle biat eden müminlerden Hazreti Allah Celle Celaluhu razı oldu. Dolayısıyla kıymetli izleyenlerimiz, değerli müminler, İslam tarihinde Hudeybiye Musalahası, Beytur Rıdvan dediğimiz bu Rıdvan ağacı altında yapılan biat çok önem arz eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram efendilerimiz belki önleri kesilmiştir. O yıl ümre yapamamışlardır. Antlaşma şartları çok sıkıntılıdır. Yalnız netice olarak müminlerin bilfiil zaferidir. Mekke-i Mükerreme'nin ulularının seçip göndermiş olduğu elçi Süheyl, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çadırına geldi. Karşısına oturdu. Heyetiyle beraber ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Hudeybiye antlaşması olarak 3 maddeyi sunmuş oldu. Bunlardan birincisi 10 yıllık bir mütareke. Kendi aralarında bir antlaşma olarak antlaşma kabul ediliyor. Asla savaş yapılmayacak. İki taraf birbirleriyle savaşmayacaklar. Sulh musalahasıydı. İkincisi bu yıl kendileri 1400 kişilik bir ekip ile gelmiş, ümre için gelmişlerdi. Bu yıl ümre yapılmayacak, böyle bir niyetiniz olmasın, gerisin geri dönün. Yalnız bir sonraki yıl, gelecek yıl ümre için gelebilir, Kabe-i Muazzama'da 3 gün durabilir, vazifelerinizi 3 gün boyunca yapabilir ve akabinde yine memleketlerinize dönebilirsiniz diye ikinci maddeyi koymuşlardı. Yalnız üçüncü madde çok sıkıntılı bir maddeydi. Mekkeli müşriklerden Müslüman olan birisi Medine-i Münevvere'ye sığınırsa, Medine-i Münevvere'den Mekkeli müşrikler o kişiyi talep edip alabiliyorlar. Ama Medine-i Münevvere'den birisi inkar etse, kafir olsa, Mekke'ye sığınsa, Mekke'ye sığındığı zaman Medine'deki müminler onu talep etse alamıyorlardı. Dolayısıyla bu maddelere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem altına Muhammedur Resulullah ismini Hazreti Ali Efendimiz Katip radıyallahu anh yazarak imzaya sundu. Süheyl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismini görünce senin Allah Resulü olduğunu zaten kabul etseydik bugün biz seninle karşıberi olmaz yan yana olurduk. Dolayısıyla biz bu ismin altına ve bu ahitnameyi kabul edemeyiz dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e
ismin üstünün silinip çizilip altına onun istediği Muhammed bin Abdullah yazılmasını talep etti. Hazreti Ali Efendimiz bu talebine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kafasını eğdi. Allah Resulü'nün isminin üzerine Muhammedun Resulullah isminin üzerine çizik atmak istemedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e "Ya Ali neresi?" dedi. Peygamber Efendimiz'e Hazreti Ali Efendimiz yerini gösterdi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orayı çizdi ve yine onların söylediği ismin yazılmasını emretmiş oldu. Şimdi kıymetli müminler, değerli izleyenlerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybiye antlaşması dediğimiz bu antlaşmalarda ağır şartları kabul etmesi, sahabe-i kiram efendilerimiz tarafından çok ağır maddeler olduğu için yüzlerinde bir askıntıya sebep verdi. Kendileri kendi aralarında üzüldüler. Eyvah ne oluyor dediler. Bu işin üzerine bir de Süheyl'in oğlu Ebu Cendel denilen Müslüman olmuş babasının eziyet ettiği sahabi Mekke-i Mükerreme'den babasının oraya gittiğini öğrenince, Müslümanların oraya geldiğini öğrenince zincirlerini kırmış ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybiye'deki çadırının önüne kadar gelmiş ve oradaki Müslümanların üzerine kendisini atmış. Mümin kardeş olarak "Ya Resulallah ben geldim sallallahu aleyhi ve sellem" diyerek sevgisini izhar etmiş ve bunun akabinde babası hemen orada antlaşmayı yapan Süheyl ve diyor ki "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ilk imtihanın benim oğlum Ebu Cendel'dir" diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cendel'in muaf tutulmasını istese ve talep etse bile, evet şartlar, imzalar atılmış, her şey bitmiş. Dolayısıyla geriye dönüşü yok. Geriye dönüşü olmayan bir yola girilmiş. Hazreti Ömer Efendimiz kendince biraz hiddetlenmiş. Sahabe-i kiram efendilerimiz Ebu Cendel'e sahip çıkmışlar. Vermek, bırakmak istemiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cendel'e dua ediyor. Diyor ki "Ya Ebu Cendel, Allah sana bir kurtuluş yolu versin. Seni bu sıkıntıdan izale eylesin. Seni felaha, kurtuluşa erdirsin. Sabret, elbet Mevla bir çıkar yol sizlere gösterecektir" diyor. Ve Süheyl antlaşma maddeleriyle beraber oğlu Ebu Cendel'i de alarak ne yapmış oluyor? Mekke-i Mükerreme'ye doğru gidiveriyor. Kıymetli müminler, değerli izleyenlerimiz, bir sonraki Siyer-i Nebi dersinde görüşmek ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.